Merhaba arkadaşlar, Fujifilm Türkiye'nin YouTube sayfasına hoş geldiniz. Ben İzmir Showroom'dan Caner. Ben İzmir Showroom'dan Mert. Bugün sizlere Godox'un retro kamera flaşı Lux Senior'dan bahsedeceğiz. Evet, Senior. Öncelikle çok güzel bir kutu tasarımı yapmışlar. Onu demeden geçmeyelim. Açıldığı zaman hemen cihazımız karşımıza geliyor zaten. Oradan çıkardık. Koruma köpüğü var. Onu da çıkardığımız zaman altında aksesuarlarımız var. Bir adet şarj kablosu, Type-C bir ucu, USB bir ucu Type-C olan bir kablo. Senkron kablosu. Evet. Kullanma kılavuzu. Taşıma kılıfı. Evet, ürün içeriklerimiz cihazın kendisi, bir taşıma kılıfı, bir Type-C USB şarj kablosu, bir de senkron kablosu. Cihaz retro tasarıma sahip, küçük, bayağı cepte taşınabilecek, yolculuklarda kullanabilecek bir ebatlarda. Hemen üzerinde bir Type-C girişi var, bir de senkron girişi var zaten. Type-C'den şarj oluyor. Şarj olduktan sonra tam güçle patlattığımızda yaklaşık 150 kare bir çekim sayısı sağlıyor bize. Sağlıyor. Arka tasarımda retro görünüme sahip. Zaten çok basit bir açma kapama tuşu var. Bir kademe açtığımızda manuel, bir kademe açtığımızda da otomatik. Otomatik olarak patlıyor. Yani otomatik derken pozlamaya göre otomatik çalışıyor. Üzerinde de S1 ve S2 modları var gene. Silay modları var. Aynen. Birden fazla flashla beraber kullanmak için. S1 modunu aldığımızda silay modu devreye giriyor. Buradan herhangi bir ışığı patladığını gördüğümde kendisi de patlayabiliyor. Evet. S2 modunu aldığımızda da bir patlıyor bir patlamıyor. Güç ayarlama düğmesi var burada. Full güçte dediğiniz tam güçte olmuş oluyor zaten. Yani birebir. 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 16, 1 bölü 32 ve 1 bölü 64'e kadar gücümüzü düşürebiliyoruz. Yani 64'te 1'i kadar güç. Düğmenin şöyle bir güzelliği var. Üzerinde rakamlar var. Bu rakamlar diyafram değerlerini temsil ediyor. Mesela 1 bölü 8'e getirdim. 1 bölü 8'de 5.6 diyaframda çekiyorsam aşağıda hemen burada kaç metrede kaç ISO kullanacağınızı size belirtiyor. Öyle bir diyagram var üzerinde. Zaten bu diyagram normalde eski filmli kullanan fotoğrafçılar zamanında da böyle bir pozometre cetveli olurdu. Onun küçülmüş hali olarak arkasında bize hızlı ayarlarda ya da işte hızlı pozometre ölçümü yapabileceğimiz ayarları bize göstermiş oluyor. Özellikle filmli makine kullanan arkadaşlarımız için önemli bir özellik bu. Çünkü ışık okumalarını hızlı ve pratiklik sağlıyor. Şöyle gene örnekten gidersek 1.8 gücüne 5.6 diyafram verdiğimiz zaman yarım metreye 50 ISO, 0.7 metreye 100 ISO, 1 metreye 200, 1.5 metreye 400 ISO gibi değerler veriyor cihaz. Aynen. Cihazımızı açtığımızda ise şöyle çok tatlı bir görüntü karşılıyor bizi. Burada flaşımız var. Flaşımız yuvada oturmuş durumda. Şu kırmızıya bastığımızda kendisi dışarı çıkıyor. İçindeyken yanlışlıkla patlamasın diye bunu bir sistem yapmışlar. Patlamıyor bu şekilde. Böyle de önemi var. Şöyle dışarı çıkardığımızda patlama devreye giriyor. Bir de yelpazesi var. Eski kullananlar bilir. Bu metal bir şeydir. Parlama ve yansıma. Özellikle gücünü artırarak karşı tarafa da vermiş oluyor. Tatlı duyuyor musun? Böyle eski bir... Flash doluyor esprisini bunu yapabilirsiniz mesela. Ses abi çekti mi? Flash doluyor. Ses yapıyor. Cihazın girişi tek pinli standart universal giriş. Aynen. Sadece tetiklemesini, patlayıcıyı algılaması ve senkron sağlaması için. Yani bu şekilde bütün marka cihazlarda eski analog cihazlar dahil kullanabiliyorsunuz evet. Flaşı. Cihazın içerisinde gömülü olarak 1700 mAh'lik bir batarya var. Cihazın 28 mm gibi bir odak uzaklığı var. Yani patlama uzaklığı, patlama açısı diyebiliriz açısı, aslında buna. Evet. Cihazın yeniden dolum süresi tam güçte ortalama 3 saniyeye yakın. Evet. Cihazın ortalama 227 gram gibi bir ağırlığı var. Gayet hafif bir cihaz. Cebe atılıp taşınabilecek bir durumda. Yani cepte taşınabilir. Aynen. Seyahatler için çok uygun. Aynı zamanda en büyük özelliği bence yani gördüğüm analog çeken arkadaşlarımız için çok ideal bir flaş olacaktır. Tam ben anlamıyla retro analog havasına dönmek için yani. Cihazın boyutları ortalama 8.5 cm, 11.5 cm, 17.5 cm. Açıldığında da 17.5 cm gelmiş yani. Oluyor. Flaşın patlama Kelvin derecesi ise 6000, ortalama 6000 Kelvin olarak patlama gerçekleştiriyor. Eksi 200 sapmasıyla beraber ama tabii bu ayarladığınız güce göre değişiyor. Onun da şeyde kullanma kılavuzunun içerisinde bütün güçlerde hangi uzaklıkta kaç kelvin vereceği ile ilgili bir tablo mevcut. Kullanma kılavuzunu bir gözden geçirin. Kullanımı gerçekten basit. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten tek bir okuyucuyla alabiliyor. Şu an XT5 var elimde 16.80 ile beraber. Taktım ve kullanım hazır oldu. Çok tatlı patlıyor. Çok tatlı patlama hissiyatı var. Ve çektiğiniz fotoğraflarda o 6000 kelvinin
o havasını da hissediyorsunuz. Onun fotoğraf açısından gerçekten hani oradaki klasik 5600 Kelvin'deki farklı bir şey oluyor. Çok da güzel duruyor. Yelpaze şeklinde olması da flash'ın burada metal olarak gücü kendi için toplayıp dışarı verdiği için etrafa da çok fazla aslında saçılma yapmayıp ön plandaki kişiye çok daha yararlı bir ışık veriyor. Patlama stili olarak da klasik bizim eski stüdyo flashları gibi olduğu için etrafına yayıp oradan tekrar toplayıp geliyor. Hani önce detayları konuşmak gerekirse bunlar bu flash için önemli detaylar. Tamamen retro havasını veriyor. Bu flash genel, bir de senkron kablosu var. Tabii onu da söylerim. Mesela bazı cihazlarda arkadaşlarımız soruyor. Onu da böyle bu şekilde açıklamış olmuş oluruz. Cihazların bu tarafında bulunan bir yuvarlak bir de sökülebilen bir bölüm vardır. Şurası senkron kablosu. Yani aslında eski tip flashlarımızda yani eski stüdyoları kullandığımız alışkanlık olarak söyleyebilirim. Bu Wiley sistem olmadığı zamanlardan. Bu senkron kablosuyla bu cihazı bağladıktan sonra şöyle bir açayım. Böyle bağladığınızda bu senkron kablosu olmuş oluyor. Üzerine bağlamanıza gerek kalmıyor. Böylece yandan da şöyle patlatabiliyorsunuz. Böyle küçük de olsa çok tatlı efektler verebiliyorsunuz. Böyle de patlatabiliyorsunuz. Eğer daha uzun senkron kablonuz varsa kendinizde ki eski tip flashınız varsa stüdyo flashlarının daha uzunları var bunların. 2 metre, 3 metre, 5 metre kadar hemen hemen oluyor. Orada da kullanabilirsiniz. Peki bu flash'ı kimlere önerebiliriz? Daha çok seyahat edenler. Aynen. Retro havasını çok sevenler. Analog filmli makine kullananlar. Evet. Şunlar analogların şeyleri bulmak zor. Flashlarını. Aynen yani analog havasını yeni sistemlerde kullanmak isteyenler için gayet güzel bir flash olacaktır. O zaman flash'ı daha detaylı görmek, denemek için tüm showroomlarınıza bekliyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.